Azra çok tatlısın. Efendim bugün bayramımızın 3. günü. Tekrar bayramımız mübarek olsun. Efendim büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Küçüklerim demişken gördüğünüz gibi bu akşam burada stüdyo küçüklerim kaynıyor. Çünkü neden? Bugün ne çocuklar? 20 Nisan! Aynen öyle. Bugünün önemini bize kim anlatmak ister? Ya gördün mü benimkileri? Wow, hepiniz mi? Ulvi, senle başlayalım. 23 Nisan TBMM'nin 1920'de açılış gününde Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir. Aynen. Ömer? Aslında ben de aynısını söyleyecektim. Azra? Atatürk, çok teşekkür ederim Atatürk'e çünkü 23 Nisan bize armağan etti. Seni ben yerim yahu. Ulu Önder atamıza çok teşekkür ediyoruz değil mi Azra? Evet. Ela? Ben de. Azra Nights. Çok güzel. Berrak? Çocuklarla ilgili bir şey, bilmiyorum. Bugün 23 Nisan bizim bayramımız. Evet. Çok güzel. Bıcır bıcırlar. Hemen döndüm cıvıl cıvıl. Ay ne tatlı oldu ya. Bıcır bıcırlardan cıvıl cıvıllara döndüm. Güzel. Bugün TBMM'nin açılımı aynı zamanda Atatürk bize bu bayramı armağan etti. Ulusal? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Çocuk Bayramı. Çok güzel. Yağmur? Benim en güzel, en sevdiğim bayram 23 Nisan. Neden? En sevdiğin? Çünkü çocukların bayramı. Çünkü çocukların bayramı. Zeynep? Bugün TBMM'nin açılış günü. Atatürk'e bu bayramı bize armağan ettiği için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Naz? Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 103. yılı. Evet. Atatürk bize çocuklara armağan etti bu yılı. Atatürk'e teşekkür ederim. Asya? Bugün 23 Nisan ve ben bugünü çok seviyorum. Çocukların armağan etti Atatürk. Atatürk'e de çok teşekkür ediyorum. Ve en sevdiğim bayram 23 Nisan. En sevdiğimiz bayram 23 Nisan. Hem meclisimizin açılışı hem de Ulu Önder atamızın biz çocuklara armağan ettiği gün değil mi? 23 Nisan. Bir de biliyor musunuz dünyada tek bizde var 23 Nisan. Ya biz çocuklar, siz çocuklar o kadar kıymetlisiniz. İyi ki geldiniz cıvıl cıvılar. Efendim bu akşam dediğim gibi bayramın 3. günü ve 23 Nisan. Efendim ne duruyoruz? Günlük eğlence dozunuzu almaya hazırsanız benim minnaklarla ne duruyoruz? Aileler yarışıyor. Başlasın. Ulvi dedim sen en uzun musun? Evet. Evet. Ulvi bir baktı ki onunla. Ben onlardan. Çok güzel. Azman abla çünkü Ulvi 11 yaşında. Efendim? Çünkü Ulvi 11 yaşında. Sen kaç yaşındasın? 10. Ama böyle ağzını kaparsan senin ağzını göremeyiz o güzel adam. 10 yaşındayım. Sen 10. Bir yaş mı var aranızda? Ben de 10 yaşındayım. Evet, ben de. Şöyle yapalım. Birazdan hepinizi daha böyle detaylı tanıyacağım. Tamam mı? Kaç yaşındasınız? Ne yapıyorsunuz? Hobileriniz ne? Büyüyünce ne olacaksınız? Bunların hepsini konuşacağız. Bugün ne yapmaya geldiniz siz buraya Ulvi? Yarışmaya. Eğlenmeye geldik. Eğlenmeye. Ama aynı zamanda yarışmaya. Yarışmaya çok güzel evet. O da cepte. Bir de biliyor musunuz sürprizli bir cevabımız var tam 1000 lira değerinde. Mesela 1000 lirayı kim kazanır? Biz. Kendine güvenen bir gençlik var. Bizde akıl var. Aa ne demek o Ömer? Herkeste akıl var ama. Bizde onlardan daha çok var. Evet bizde daha fazla bak. Herkeste akıl var ama evet. Biz iyi düşünürüz. Hızlı mı demek istedin? Hızlı evet. Düşünürüz. Peki bir de büyük ödülümüz var tam 10 bin lira değerinde. O zaman hazır mısınız? Evet. Güzel ve Ulvi geliyor. O yanında siz 3 kişi mi geldiniz? Senin o kim o bakayım o? Ponçik. Ponçik mi? Evet. Ay sen şans için getirdim. Ay çok güzelmiş ama bu ponçik. Kaç yaşından beri senle ponçik? Daha yeni aldık neredeyse. Ha ben de dedim bebekliğinden beri hani sanki yok değil mi? Ne? Yok değil. Değil bebekliğinden beri değil. Bir şey söyleyeceğim siz kardeş misiniz? Evet.
Hadi ya. Sen kaç yaşındasın? 9. Sen 11? Hı hı. Başka var mı? Kardeş. Yok. Yok. Kulvi bir düş. Başka ne var bu? Güzel. Hemen seni tanıyalım. 9 yaşındasın. Evet. Peki bir şey söyleyeyim. Senin adın ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Güzel. Kim koymuş senin adını? Babam. Ya. Güzel. Güzel. Net. Anladın mı? Kız oldu. Bak güzel. Çok güzel bir adın var. Sen Azerbaycanlı mısın? Evet. Aa. Ama burada doğdun. Evet, burada doğdum ama annem falan, annem Azerbaycan'da doğdu. Annen, baban nereli? Babam Gürcistan. Ha, baban da Gürcistanlı. Gidiyor musunuz Azerbaycan'a, Beycbaycan'a? Gideceğiz. Ha, daha hiç gitmedin mi? Hayır, gittik ama gene gideceğiz. Ha, gidip geliyorsunuz. Evet. Neredesiniz orada? Bakıyor galiba. Bakıyor mu? Galiba, bilmiyorum net. Seni yerim ben. Hobilerin ne peki güzel? Hobilerim resim çizmek, karate yapmak ve piyano çalmak. Wow, çok yönlü. Büyüyünce ne olacaksın? Ressam. Çok mantıklı. Sevdiğin işi yaparsın inşallah. Teşekkürler. Ulvi? Hocam. Senin ne yapıyorsun? Hobilerin ne? Ne yapıyorsun? Futbol oynuyor musun? Yok, çok oynamıyorum. Alakam yok diyorsun. Ne yapıyorsun? Hobilerim, tarih çok severim. Tarih. Öyle mi? Evet. Çoğu tarihi bilirim. Çoğu tarihi? Evet. Her çoğu şeyi bilirim. Çoğu şeyi. Nereden geldi bu merakı? Geçen sene hocam. Geçen hocam. Evet, evet. Okula çok alıştım. Evet çocuğum. Geçen sene bilmiyorum nasıl başladı ama sanki arkadaşım Ömer öğretti bana. Ömer tarihi öğretti. Evet ama yani kendim de öğrendim. Hayır, ay ne tatlı. Ben öğretmedim. Şeyi buldum tarih, ben. Tarih. Celal Hoca ile İlber Hoca'nın çocukluklarını buldum. Ay çok hoşuma gitti. Ben öğretmedim. Ya böyle bir sevdirdi. Mi? Oradan bir merak. Biraz tarihi sevdirdi. Osmanlı'dan falan bahsetti. Sonra ben de gittim araştırdım ve tarih bağımlısı oldum. Helal olsun sana Ulvi. Peki anladığım kadarıyla çok heyecanlısınız. Bir an evet. Önce biz bir başlayalım sonra sohbet ederiz. Tamam. Okey öyle yapalım. 10 puanlık sorunuz geliyor. 100 çocuğa sorduk. En popüler cevabı arıyoruz. Bugünkü olayımız o. Sizin tamam. için hazırlandık. Gittim hep 100 kişiye soruyorum ya. 100 çocuğu buldum. 23 Nisan denince aklınıza gelen... Ay... Ay bastı. Sendeyim güzel. Aklınıza gelen şey. Atatürk. Atatürk. Aklımıza gelen ilk Atatürk. Müdür. Atatürk müdür. Atam mıdır? Ya atamdır. Bu fotoğrafı biliyor musun güzel? Evet daha önce görmüştüm. Daha önce görmüştün. Dur hemen Ulvi'ye döneyim Ulvi. Çünkü biliyorsun tamam. tarihe çok meraklı. Anlat bana bu fotoğrafı biliyor musun? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde mi? Evet. Açıldığı gün. Aa açıldığı gün. Ya o gün. O tarihi gün. 23 Nisan 1920. O günde çocuklar gibi şen olun diye olalım hepimiz diye 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı ilan etti atamız. Çok güzel değil mi? Evet. Efendim saygıyla anıyoruz kendisini. Gerçekten şans getirdi. Ponçik değil mi? Evet. Ponçik gerçekten getirdi. Sorun devamı şöyleydi. 10 puanı kaptım güzelcim. Evet. Hiç problem yok. 23 Nisan deyince aklınıza gelen önemli birini söyleyin. Sen daha ya soruyu bak lep demeden leblebi. Harika çocuklar efendim. Bayraklarınızı veriyorum size. Teşekkürler. 10 puan cıvıl cıvıllara gitti. Bakalım Yağmur ve Ömer ne yapacaklar? Gel Ömer. Ne oldu Ömer? Niye gelmiyorsun? Adamım Ömer. Boncuk yine benimle geldi. İyisin. Biraz sahne korkum var. Sahne korkum. Ünlü olacağıma şaşırıyorum. Ünlü olacağına mı şaşırıyorsun? Bir şey söyleyeyim. İlk defa mı bir sahneye çıkıyorsun? Ünlü okulda... olacağım. Ünlü mü olacaksın? Ne ünlü olmak isterdin Ömer? Ünlü olmak istemiyorum. Ha istemiyorsun. Ama mesela ünlü olsan neyle ünlü olmak isterdin? Tarih bilginle mi? Tarih bilgimle. Tabii ki. Kopyayı ben sana veriyorum. Sen söylüyorsun Ömer. Siz nereden tanışıyorsunuz Ömer? Site arkadaşıyız. Site'den tanışıyoruz. Ha Ulvi ile. Evet. Başka kimle? Güzelle. Güzelle.
doğal olarak yani. Ulvi'nin kız kardeşi olduğuna göre. Yağmur. Efendim? Bu ponçik senin de mi ponçiğin? Güzel bana verdi şans getirsin diye. Hadi bakalım. Sen ne yapıyorsun Yağmur? İyiyim siz. İyi. Sen nereden tanıyorsun bu arkadaşı? Ben Ömer'i tanımıyorum. Ömer seni niye kimse tanımıyor sen? Senin ünlü olman lazımmış. Al sana fırsat. Aynı okulda değiliz ki. Tamam artık çıktın. Artık Ömer'i tanımayan kalmayacak. Herkes seni tanıyacak Ömer. Evet. Umarım şu an okul arkadaşlarım izliyordur. Ha tanınmak da istiyorsun değil mi? Hı-hı. Güzel. 10 puanlık sorunuz geliyor. Ay. Ay. Heyecan. Bir anlık. Bir anlık ne? Bir an heyecanlandım. Heyecan. Çok heyecan. Çok heyecanlıdır. Yine gittim 100 çocuğa sordum, tamam mı? O hep aklınızda olsun. Arkadaşınızla konuşmaktan zevk aldığınız bir konu söyleyin. Ömer? Tarih. Bravo. Hangi arkadaşın? Ulvi. Ben. Tabii ki de Ulvi. Ya gör gör canım ciğerim ne çocuklar var. Sitenin bahçesinde diğer çocuklar buluşuyor, kaydıraktan atlıyor, top oynuyorlar. Siz Osmanlı tarihini konuşuyorsunuz. Sizin annenler nerede çok merak ettim. Vallahi harika maşallah ya. Ya ne harika düşünsene ne yap. Bugün tarih konuştunuz çok. Düşünsene öbürküler geliyor. Anne çok terledim top oynadım falan. Sizinki diyorum size. Celal Hoca ile İlber Hoca'nın küçüklüğünü buldum. Çok tatlı. Hoş geldiniz. Hoş buldum Asuman Hanım. Siz Ulvi ve Güzel'in annesi. Evet. Ya bu Ulvi'nin tarihi merakı nereden? Ya son bir yıldır okulda da böyle tarih geçmeye başlayınca kendisi de merak sardı. Araştırıyor, sürekli okuyor, sürekli araştırıyor ve sürekli anlatıyor. Öğrendiklerini de bize anlatıyor, arkadaşlarına anlatıyor. Çok güzel, harika. Peki şey ya bayıldım ya. En son düşünsene sitede buluşuyorlar, tarih konuşuyorlar. Evet. Çok güzel. Harika, hoş geldiniz. Hoş buldum, çok teşekkür. Ömer. Evet. En son sorum şuydu ya. Arkadaşlarınızla konuşmaktan zevk aldığınız bir konu söyleyin. Ömer dedi ki tarih. İçimden bu geliyor. Ben senin içinde dışında yerim. Bakalım var mı tarih? Ah be. Tarih yokmuş. Yağmur sıra sende. Arkadaşlarınızla konuşmaktan zevk aldığınız bir konu söyleyin. Oyun oynamakla ilgili çok konuşuyoruz. Oyun oynamakla ilgili çok, oyunlarla ilgili çok konuşuyoruz dedi Yağmur. Var mı? Ah. 10 puan senindir. Yes. Ponçiyi de al git. Puanı da al git. Yağmur. Efendim? Çok güzel, harika. 10 puan kazandın. Evet. Ne yapalım? Sarılalım mı? Evet. Hadi saralım. Hadi ben geleyim artık. Bravo, 10 puan senin. Görüşürüz. Zeynep. Hadi Zeynep. Ömer'cim o değil de. Tarih konuşasım geldi seninle. Sen hala heyecanlısın. Birazdan rahatlarsın. Ne oldu Ömer? Bilmem. Öyle koydum. Görüşürüz Ömer, 10 puanı kaptırdın. Kimseyi tanımayan Azra ve Zeynep geliyor. Şey diyeceğim. Evet Azra. Bizim müzik öğretmenimizin size selamı var. Müzik öğretmenin bana selamı. Grup. Kim? Ben Grup Vitamin. Emrah. Grup Vitamin mi? Emrah. Emrah sizin müzik öğretmeniniz evet, mi? Evet, size selam. Ay aleyküm selam. Muah, çok öpüyorum kendisini. O da size. Sizin evet. Müzik öğretmeniniz. Evet. Söyle güzel. Şey hani bizim müzik öğretmeniniz ya. Bir 30 puan bakan kıyak geçersiniz. O bizim o bizim de müzik öğretmenimiz. Ha bizim Emrah şöyle mi? Müzik... Ama bizim de müzik evet, evet bizim okulun müzik öğretmeni. Ay müzik öğretmeniniz şöyle mi dedi güzel. Benim selamımı yollayın, kafadan size bir 30 puan verir mi dedi? Hayır, hayır, öyle demedi. Güzel öyle söyledi. Evet, ha, demedi değil mi? Sonra... O zaman müzik öğretmenimizi buradan öpüyoruz. Değil mi? Bütün öğretmenlerimize selam yollayalım Azra. Aleykümselam. Aleykümselam. Sen buradan bir öğretmenine selam yollamak ister misin? Evet. Hadi yolla. Merhaba. Merhaba öğretmenler. İyi ki varsınız. Azra. Sen kimi tanıyorsun buradan? Zeynep, Güzel, Yağmur, Naz, Asya, Berrak, Era. Sen Ömer'i tanımıyorsun. Tanımıyorum. Ulvi'yi? Ulvi'yi Güzel'den biraz. Aynı okuldayız. Güzel'den öte tanıyorsun. Zeynep, merhaba. Seni tanıyalım. Merhaba. Merhaba. Benim adım Zeynep. 59 yaşındayım. Beni tanımadınız. Beni
biliyor musun? Çok haklısın Azra. Seni de tanıyayım. Azra, seni tanıyayım. Tamam, önce seni tanıyayım. Ben Azra Sevinç. Evet. Memnun oldum. 10 yaşındayım. Çok güzel. Futbol ve voleybol oynamayı çok seviyorum. Wow, sporla aran iyi. Evet, sonra oyun oynamayı, kardeşimle oynamayı seviyorum. Benim kardeşim mi var? İkizim var Emir. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Aa, selam yollamak istediğine yolluyormuş yani. Evet, okey, anladım. İkizin. Evet. Onun adı ne? Emir. Emir. Ay çok güzel. Zeynep'i de tanımaya devam edebilir miyim? Evet. Çok güzel, sağ ol. Benim adım Zeynep, 9 yaşındayım. Dans etmeyi, resim çizmeyi çok seviyorum. Harika. O zaman 10 puanlık sorunuz geliyor. Ders çalışmanızı çok isteyen birini söyleyin. Zeynep? Annem. Annem. Ne diyor mesela? Ders çalışırsan büyüyünce istediğin mesleği olabilirsin diyor. O zaman buradan arkadaşlarına, yaşıtlarına vermek istediğin bir mesaj var mı? Derslerinizi çalışırsanız büyüyünce istediğiniz mesleği olabilirsiniz ve mutlu olursunuz. Para da kazanırsınız. Annen burada mı? Evet, burada. Anneni mi? Harika öğütler veriyorsunuz. Bu para teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Para da kazanırsanız kısmı nasıl gelişti? O biraz kendisinin eklemesi oldu. Hayır, şey mi dedim? Hani bir şey istediği istiyor falan, hani büyüyünce kendini alırsın gibi. Oradan mı açıldı konu acaba? Kendi mi ekledi? Sonuçta her şeyin sonucu maddiyata bağlanıyor. İsteklerini gerçekleştirebilmesi için meslek sahibi olması ve sonuçta istediklerini gerçekleştirecek ve bunun da tabii en sonu para oluyor, ama onu kendisi ekledi. Gerçekçi bir kız kendisi. Hakikaten öyle. Evet. Ben de öyle. Sen de öylesin. Evet. Hepiniz öylesiniz. Harika ya. Ne diyeyim, maşallah. Hepsine maşallah. Siz de harikasınız. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Zeynep'ciğim, bayıldım size ya. Güzel. Ders çalışmanızı çok isteyen birini söyleyin. Annem dedi, bakalım var mı? Yes. Bravo. Bak. Anneler iyi ki varlar, değil mi? Evet. Sana yine 10 puan kazandırdı. Evet, canım annem, seni çok seviyorum. Bir şey diyeceğim. Evet Azra. Bana sarılır mısınız? Öbürlerine sarıldınız. Ben seni es geçer miyim sence? Evet. Geçer miyim ben sana? Double sarılırım. Ben de sarılmak istiyorum. Hepinize sarılır. Daha yeni başladık. Daha çok sarılacağız. Tamam Azra, şey kaptırdım puanı, yapılacak bir şey yok. Ela ve Naz geliyor. Bir şey yaptın, söz senin galiba. Yok. Niye böyle yaptın o zaman? Böyle yaptım, ben kazanacağım diye. Ha, sen kazanacaksın. O zaman hadi bakalım kim kazanacak? Yok. Eller arkada, 10 puanlık sorunuz geliyor. Doğadaki en güzel rengi söyleyin. Nasıl? Yeşil. Neden? Şu ağaçlar, yapraklar yeşildir. Yeşil. Doğa. Tabii. Bakalım yeşil var mı? Bravo, 10 puan senindir. Ne oldu Ela? Gitti, 10 puan kanka. Daha gitti. Evet. Görüşürüz. Sarılacak mısınız? Sarılayım mı? Ela. Puan alamayana sarılıyorum. Biz bebeklik arkadaşız. Bebeklik mi? Evet. Ya en bayıldığım bebeklik. Beşikten itibaren mi? Herhalde. Herhalde. Anneleriniz mi arkadaş? Annelerimiz arkadaştı, evet. Sonra küstüler mi, ne oldu? Hayır, arkadaşlar hala devam ediyor arkadaşlığı. Yani siz bebeklikten birbirinizi evet. Tanıyorsunuz. Evet. Çok güzel. Nazcığım, görüşürüz, 10 puanı kaptın. Teşekkür ederim. Asya ve Berrak geliyor. Bu ponçik sürekli gelecek mi böyle? Evet. Ponçiyi burada bırakalım o zaman. Şu ana kadar herkese şans getirdi. Hakikaten getirdi. Bir şey söyleyeyim mi? Bakayım. Şimdi sizin bu turda en son yarışan Asya, o da 10 puanı kaparsa ben önümüzdeki etapta Ponçiyi güzelden alır size veririm. Hayır, teşekkür ederim. Ne dersin Berrak? Alır. Hayır. Evet. Hayır. 10 puanlık sorunuz geliyor. Ponçik benim. (Gülüyor) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda
yaşıtlarınıza ne söylemek isterdiniz? Basabildin mi? Asya sendeyim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun arkadaşlarım. 23 Nisan bayramınız kutlu olsun arkadaşlarım derdim dedi. Var mı? Yes! 23 Nisan kutlu olsun! Teşekkürler. Berrak, görüşürüz. Çalacağım. Dur gitme. Şu ponçiyi sana vereyim. Hayır. Tamam ponçiyi öp. O bizim şansımız. Ay orada bir şeyim büyük yaygara kopacak. Vermek isterdim ponçiyi ama orayı gördün mü neler oluyor? Berrak'cığım görüşürüz. Asya'cığım al ponçiyi de al 10 puanını da al. Teşekkürler. Bay bay. Rica ederim. Hadi bay bay. Aferin sana ponçiyi. Aa sen doğru. Ay ben unuttum. Sarıl. Ben hepinize sarılmış olmalıyım. Bir tek Ulvi'ye sarılmadım. Ulvi gel sana da sarılayım. Hiç puan alamadınız siz bu turda. Ben... Hiç önemli değil. Kim? Sarıldı mı hepinize? Sarılmadın mı? Sarıldım. Sarıldın mı? Böyle bakıyor Ela. Efendim bu akşam 23 Nisan'da bıcır bıcırlar 0 puanla başlarken cıvıl cıvıllar ponçik sayesinde 50 puanla başladılar. Bıcır bıcırlar. Hiç üzülmeyin. Tamam. Hiç enerjiniz düşmesin. Zaten buraya eğlenmek için geliyoruz. Evet. Bravo. Çok güzel. Aynen. Güzel bir çıkış yolu Ömer. Önce eğlenmek. Şimdi efendim bugün 23 Nisan ya. Evet. Hani Asya'nın da en sevdiği bayram, hepinizin en sevdiği bayram evet. Ya. O yüzden bugün şöyle bir sürpriz yapıyorum. Her etapta sürprizli bir tane 1000 liralık cevap var. Evet. Tamam mı? Güzel mi? Çok iyi. Azra neyi beğenmedin? Çok beğendim. Abi düşündün. Azra hesapladı o sırada. Her etap, birkaç etap varsa... Memnun musun Azra? Çok. Güzel, tamam o zaman. Direkt hesapladı. Nerelisin Azra sen? Siirt. Ha? Siirt. Siirt mi? Evet. Ay Siirt'e selam olsun. Aleyküm. O zaman hazırsanız ilk etapımıza başlıyoruz. Tamam. Güzel ve Ulvi geliyor. Yüz çocuğa sordum. En popüler 6 cevabı arıyorum. O 5 değil miydi? 6. En son 5. Tamam. Okulda duyduğunuz bir ses söyleyin. Ulvi. Teneffüs ile. Teneffüs en sevdiğin ses mi? Teneffüsün zil... Teneffüs zil sesi. Zili. Bakalım var mı? Abiye yenildin mi ponçik? Al, görüşürüz. Buyursunlar Ulvi, sizinle başlıyoruz. Teneffüsleri evet. Çünkü en popüleri. Şey diyeceğim. Hayır, çıkmıyor. Evet Azra, sakın ama sıra sende değil ona göre. Bize 10 puan vermediniz. Bunda artık etaba başladık. Bu, şimdi bak Azra şöyle olacak olaylar. Nasıl? En popüler 2, 3, 4, 5, 6 sırası önemli değil. Evet. Bunları açtırsanız komple çok puanınız olacak öyle söyleyeyim. Evet. Komple etabı kazanıyorsunuz. Tamam. Ömer sen değil. Yerinize oturun. Öğretmenin şeyi işte. Öğretmenin sesi. Evet. Öğretmenin sesi var mı? Ne oldu? İyi bak ne oldu? Evet. Ne oldu? 1000 lira mı kazandın? Nereden anladın? Çünkü mor oldu. Çünkü Ulvi söylüyor sana oradan. 1000 lira senindir Ömer. 1000 lira senin Ömer. Evet. Ne yapacaksın 1000 lirayla? Çeyrek altın yaptıracağım. Neden altın almak istiyorsun Ömer? Biriktiriyorum ve isteklerimi ve ihtiyaçlarımı... Sana bu aklı kim verdi? Anneannen mi, babaannen mi? Kim verdi? Altın aldı. Kendi aklım verdi. Tebrik ediyorum seni Ömer. Sen benden çıktın, tam benden çıktın. Büyünce zaten zengin olmak için mucit olacağım. Ha sen mucit mi olacaksın? Büyünce, anlat bakayım neden mucit olmak istiyorsun? Hem böyle icatlar yapılması
böyle ilgimi çekiyor. Peki bir şey söyleyeyim. Mucit olacaksın. Mucit olunca sen neyi icat etmek istiyorsun? Onu söyle bana. Tüm kadınlar evde iş yaparak yoruluyor değil mi? Evet. İşte o yüzden hizmetçi robot yapacağım. Ama 1 milyona satarım. Kaça? 1 milyon. 1 milyon ne? 1 milyon ya da 100 bin. Bilmiyorum. Annen çok mu söyleniyor evde temizlik falan? Çok mu yoruluyor? Ay Ömer büyüyünce bana robot mu yap diyor. Ne diyor? Öyle bir şey demiyor ama yorulduğunu zannediyorum. Anlıyorsun. Nerede annesi? Merhabalar. Merhaba Ömer'in annesi. Evet Yeşim Işık. Yeşim ismim. Ben çalışıyorum. Biraz da uzak iş yerim. Tabii yolda yoruluyoruz, eve geliyoruz işler. Ömer demek ki bunu gözlemledi. Epeyden beri söylüyor. Senin için bir robot yapacağım anne diyor ve tüm kadınlar için diyor. Heves etti inşallah yapar. Ya bir şey söyleyeceğim. Sizin nezdinizde bütün annelerin buradan ellerinden, ben de küçüklerin yanaklarından öperim. Ya maşallah ne güzel, ne harika çocuklar yetiştiriyorsunuz. Sağ olun. Alkışlar annelere gelsin. Vay be. Çok güzel. Senin için robot yapacağım anne. Büyüyünce bir de zengin olmak için ama değil mi Ömer? Orayı da atlamayalım. 100 bine satarım ya da 1 milyon. 100 bin az, 100 bin az. 1 milyon. Bu Ömer'in kafa aynı benim gibi çalışıyor. Çok güzel, harika. Azra. Öğrencilerin sesi. Öğrencilerin sesi var mıdır görelim. Teneffüs dili, öğretmen sesi, öğrenci sesi. Ela. Ela. Bulamadım. Bulamadın mı? Bak teneffüs dilini duyuyorsun. Öğretmenin sesi, öğrencinin sesi, okulda duyduğunuz bir ses. 5, 4, 3. Yemekhane sesi. Yemekhanecilerin sesi. Yemekhanecilerin. Oradaki ablaların sesi. Oradaki abla kim senin? Tanıyor musun? Yok. Aa, ama duyuyorsun. Evet. Yemekhanecilerin sesi var mı? Evet. Yeah. Görevlilerin sesi. Kim verdi kopyayı sana Ela? Kimse. Gerçekten mi? Evet. Tamam. Hiç kimse vermedi. Berrak sen değil. Bağırtı. Öğrencilerin bağırtısı. Bağırtısı. Bağırma sesleri. Evet. Öğrencilerin bağırması ama öğrencilerin sesi aynen. Çıktı ya orada. Sence öğrencilerin bağırması çıkar mı? Yok. He? Çıkmaz mı? Bakalım bir şansımızı deneyelim. Bir şey olmaz soralım. Tamam. En kötü bir çarpı alırız. Tamam. Bir şey olmaz. Bakalım öğrencilerin bağırması var mı? Hiç problem yok. İlk çarpıyı aldınız. Tamam. Ulvi, sendeyim. Okulda duyduğunuz bir ses söyleyin. Müdürün sesi olabilir mi? Olmaz müdürün. Mı? Müdürün sesi var mı? Evet. Ömer, bir tane açılmamış cevap var. Onu açtırırsan etap siz kazanıyorsunuz. Hayatını renklendirir mi Ömer? Hayat böyle işte. Bak, 5. Kuşların sesi. Kimin? Kuşların. Ne? Camdan kuşların sesleri. Öyle mi var mı? Kuş sesleri varsa bu etabı bıcır bıcırlar kazanır. İkinci çarpı geldi. Kümelenin. Yağmur Asya. Ne oldu? Asya. Kümelen kümelen. Sen şey yap. Güzeli dinle. Bence istek. Uy ben onu yerim ya. Okulda duyduğun bir ses söyle. Açılır ama diye düşündüğün. Şöyle. Tuvalet çekme sesi. Sifon çekme sesi işte. Okulda duyduğumuz sesler arasında sifon sesi varsa bıcır bıcırlar bu etabı kazanır. Lütfen, lütfen. Ya. Hayır ya. Azra, bence cevabın güzeldi. Evet. Ben sana söyleyeyim. Güzel. Ama güzeldi yani. Sifon sesinden başka bir ses daha önce gelmiş akıllarına, anladın? Bekle. Anladım. Sakın bir şey söyleme. Şunu ben oraya gidiyorum. Onlar açtıramazsa yine siz kazanırsınız. Tamam. Tamam. Gidiyorum. Ya. Asya böyle oldu. Yine siz açtıramazsanız böyle oldu. Ha öyle mi?
Asya, sen değil. Buradan böyle başlıyorum. Evet, en son kararı... Siz biliyorsunuz tamam, zaten. Tamam, onu söyleyeceğim. Tabii. Sendeyim Asya. Marş sesi. Marş. Marş. İstiklal Marşı. İstiklal Marşı. Evet. Var mı başı sende? Ezberinde. Var. Evet. Başla bakayım. Korkmaz sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdum üstüne tüten en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehrenin eyle ağızlı iler. Kahraman ırkıma bir gülüne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra eyler. Hakkıdır hakka tapan milletimin istikler. Senin de bir sarıl, benim de bir sarılasım geldi Nazlı'ya. Söylerim yine diken diken. Naz, sendeyim. Ben de İstiklal Marşı sesi diyorum. Marş sesi. Zeynep. İstiklal Marşı. İstiklal ya. Marşı. En son karar güzel senindir. Allah. Bence %100 İstiklal Marşı sesi. Marş sesi açılırsa bu etabı cıvıl cıvıllar alır. Kaldı. Bir tane açılmamış cevap var. Aklınıza geldi mi şimdi bir şey? Sizce hangi sesler o açılır? Ela? Müdür yardımcısı sesi. Hayır, hayır. Kim dedi hayır, hayır? Aklıma geldi. Başka? Geldi mi aklına başka bir şey? Bitti artık. Bu etabı kazandınız. Ha, geldi. Ben bir şey söyleyeyim. Aklına geldi, geldi mi? Geldi. Söyle. İşçi sesi. İşçi. Aklıma o şey geldi var ya. Ha, şey mi? Görevli sesi mi diyorsun? Aklıma bir şey geldi. Hayır, hayır, hayır. Söyle Berrak. Mesela sınıfa işte bir dolap bozuldu. Ona böyle şey yapmak için, tamir etmek için mesela o ses geliyor. Tamirciler geliyor, onların evet. Çıkardığı ses. Aklıma bir şey geldi. Söyle güzel. Sınıf başkanı sesi. Bakalım o açılmayan ses hangisiymiş? Kesin çok kolay bir şey. Ya müzik dersi. Buradan hemen müzik öğretmenimiz Emrah'a selam yolluyoruz. Evet. Yine. Çok seviyorum. Şimdi durum şöyle oldu. Cıvıllar 50 puan, bıcır bıcırlar 73 puanla öne geçtiler. Ömer ve Yağmur geliyor. Yüz çocuğa sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Çocuk odasında görebileceğiniz bir şey söyleyin. Yağmur. Oyuncak. Oyuncak. Centilmenlik mi yaptın? Aklına bir şey mi gelmedi? Hayır, gelmedi aklıma. Oyuncak var mı? Oyuncak, en popüler 2. En popülerini açtırırsan Ömer sizinle başlarız. Çocuk odasında görebileceğiniz bir şey söyleyin. Enstrüman. Enstrüman çalıyor musun? Hayır. Çalmıyorum ama aklıma o geldi. Aklına çünkü en son müzik sesinden, enstrüman sesinden değil mi bu geldi? Enstrüman var mı? Görüşürüz Ömer. Alponçide Yağmur sizinle başlıyoruz. Zeynep, sendeyim. Çocuk odasında görebileceğiniz bir şey söyleyin. Bebek. Senin çocuk odan var. Odan yok. Var mı? Odan var tabii ki de var. Ama bebek yok çünkü ben onları sevmiyorum. Bebek var mı yoksa oyuncağa girer mi göreceğiz? Ya oyuncak var orada Zeynep. Naz sendeyim. Top. He? Top. Top. Futbol topu, voleybol topu, tenis. Top top. Var mı top? İkinci çarpı geldi. Uuu neden öyle oldu? Kümelenin Ulvi... Azra söyleyecekti hemen. Asya? Kalem. Kalem. Tabii ya. Kalem. Kalem, kalem. Birazcık. Ne oldu Asya? Heyecanlandım.
defter, kitap, kalemi açtırdın, 1000 lirayı kaptın. Ne yapacaksın 1000 lirayla? 1000 lirayla kumbara mı atacağım? Çok güzel. Bir şey alacaksın belli ki. Bir şey mi istiyorsun? Yok şu anda yok aklında. Biriktireceğim, ihtiyacım olunca onu alacağım. Aferin sana, biriktir Asya. Biriktir. Güzel. Sendeyim, 2 tane çarpınız var. Dikkatli olun o yüzden. Çocuk odasında görebileceğiniz bir şey söyleyeyim. Oyun alanı. Halı. Oyun alanı. Halı, halı. Oyun halısı. Ha, halı, halı. Ben de alan anladım. Oyun halısı. Oyun halısı. Halı var mı halı? Yes! Oyuncak, halı, kilim. Halı, kilim, defter, kitap, kalem. Yağmur. Ben yatak diyorum. Çok mantıklı. Diyecektim de. Aferin sana Yağmur. Yatak var mı yatak? Ranza, yatak, oyuncak, halı, kilim, defter, kitap, kalem. Zeynep. Halı, kilim. 3, 4 peşindeyiz. 2 tane çarpınız var. Zeynep sendeyim değil mi? Evet. Çocuk odasında görebileceğiniz bir şey söyle. Bak Zeynep, şöyle bak. En popüler 3'ü ve 4'ü arıyoruz. Çalışma masası. Çok güzel. Sen derslerini çalışırken uyuyakaldığın çalışma masası mı? Evet. Bakalım çalışma masası var mı? Bir şey söyleyeyim mi? 2 tane çarpıya rağmen galiba bu etabı kazanacaksın. Dur dur, bekle. Ay Azra, görüyor musun? 2 tane çarpıya rağmen galiba alacaklar etabı. Sence? Almayacak. Almayacaklar. İnanmak başarmanın yarısıdır. Evet. Dönüyorum. Evet. Naz, sendeyim. Ben doğru dolap cevap diyorum. Dolap. Dolap. Ne dolabı? Ya kıyafet dolabı, tişört. Şaka yapıyorum ya. Dolap dolaptır işte. Ne dolabı? Dolap açılırsa cıvıl cıvılar bu etabı alır. Cıvıl cıvıl bu etabı kazandı. Azra'cığım ne güzel alkışladın. Aferin sana. Bu etabı da aldılar ama ziyanı yok. Çünkü biliyorsun bir etabımız daha var. Hiçbir şey olmaz. 150 puanım var Ulvi, biliyorsun değil mi? O etabı biliyor musun? Hani 10, 20, 30, 40, 50. Hani her hayır akşam bizi izliyordun. Ay baba. Dubu. O sonra, şey o duble puan en son final, ha, finale tamam geçerken. Aa. 10 puanlık soru için Güzel ve Ulvi geliyor. Şimdi bu 10 puanlık sorum, 10 puanlık sorumuz geliyor. 10 puanlık sorum görsel bir soru. Görsel, tamam. Tamam. Gidiyorum, 100 tane çocuğa bir şey gösterdim. İlk onlarda çağrışım yapan şey yani. Bana verdikleri cevap sizce nedir? Ama sizden bir ricam olacak, gözlerinizi kapatın. Çünkü benim burada aşağıda. Gözlerini kapatman yeterdi Güzel. Niye arkanı döndün? Yerim ben seni. Açın diyene kadar da açmayın, tamam mı? Seni yerim ben. Açın. Benim basmaya zamanım olmadı. Hakikaten olmadı. Çok açtım. Açın dediğiniz an açtım. Bastım. Güzel ve abisi Ulvi ile yarışıyoruz. Ulvi sendeyim. Nedir bu? Suluk. İçinde su vardı. Suluk. Evet, suluk. Gösterdim 100 çocuğa. Ne dediler? Suluk. Su mu demişlerdir? Evet. Matara değil mi bu? Suluk. Yok, suluk. Matara da artık suluktur. Suluk diyoruz. E tabii matara. Ama matara yani. Suluk. Matara da bir suluk türü. Teşekkürler Ulvi. Görüşürüz. Matara da bir suluktur dedi. Osman abla. Net. Canım. Ama matara şey değil mi? Metal olan değil mi? Evet, matara metal. Öyle mi? Evet. Hadi sen. Ben hepsine matara diyorum. Ama sayende bir şey öğrenmiş olurum öyleyse. Ömer ve Yağmur geliyor. (Gülüyor) 20 puanlık sorunuz geliyor. Çok güzel soru. Babanız bir süper kahraman olsaydı hangisi olurdu? Yağmur. Süperman.
Süpermen mi? Evet. Baban senin Süpermen'in mi? Evet. Onu çok seviyorum. Mesela neden senin için Süpermen olurdu? Çünkü yatak falan alsak işçi gelmiyor, o benim için yapıyor. Sonra bir oyuncağım bozulsa o yapıyor, yemeği o yapıyor ve onu çok seviyorum. Bir dakika. Yatağı matağı yapıyor, onu anladık. Oyuncağın bozulursa onu anladık. Yemeği de mi baban yapıyor? Bazen annem, bazen babam yapıyor. En güzel baban hangi yemeği yapıyor? Et haşlaması yapıyor. Et haşlaması. Evet. Let's say, anladığım kadarıyla et yemekleri babandan sorulur. Evet. Ha böyle mangal falan? Yapıyor. Yapıyor. Babanın adı ne? Hakan. Selam yolla buradan babana. Merhaba. Arkadaş selam diyorum, merhaba. Babam senin için bakalım Süpermen mi olurdu? Bravo! 20 puan senindir. Al ponçiyi, 20 puan da senin. Görüşürüz Ömer. Görüşürüz. Sen öyle geliyorsun gidiyorsun, geliyorsun gidiyorsun işte. Azra ve Zeynep geliyor. (Gülüyor) 30 puanlık sorunuz geliyor. Çok fazla. Evet. Demin onu alamadın ya. Şimdi 30'u kesin alırsın. Evet, tamam. Hazır mısın? Güzel. Sen hazır mısın Zeynep? Evet. Sen niye bir kızardın, bir şey oldun? Bir sıcak mı bastın? Heyecanlandım. Evet. Ha? Heyecanlandın mı? 30 puan görünce. 30 puanı görünce diyor. En sevdiğiniz teknolojik aletiniz? Azra? Tablet. Güzel. Tablet var mı tablet? Nasıl? Gel şurada yapalım 30 puan dansı, gel gel. Nasıl? Bir daha yapayım ben, değil mi sana? 30 puan Azra'nındır. Ha öyle mi? Bir daha göstersene ben de, bana öğret. Bu kadar mı? Hayır. Şöyle göster yapıyor. İşte. Şöyle. Şöyle. Ha hepinizde mi var? Böyle ya da böyle. Öyle işte. O Ömer, o ne ya? Böyle de yapılıyor. Bir daha yap bakayım. Böyle de yapılıyor. Ya. Şu mu? Hayır. Ya böyle. Ama her yaptığıma hayır böyle diyorsunuz. Göster böyle, o zaman. Böyle. Şöyle şöyle. Şey. Ha kızlar böyle, bunu. Evet. Mesela bir gösteri yapıyorlar. Sen heyecandan şöyle nasıl duracağını bilemedi. Evet. Evet, bugün 23 Nisan. Neşe doluyor insan. Tam olarak ne yaptığımızı biz de bilmiyoruz. Evet. Ama bildiğimiz tek bir şey var. 30 puan Azra'nındır. Görüşürüz Azra. Naz ve Ela geliyor. Siz aynı sınıfta mısınız? Yok. 40 puanlık sorunuz geliyor. Ela ben kıyamam. Örnek aldığınız birini söyleyin. Naz? Atatürk. Atatürk var mı? Atatürk! 40 puan kazandırdı. Dur şurada. Sayılabilir miyim? Bak hem puanı kaptı hem sarıldım. Görüşürüz. Hadi. Asya ve Berrak geliyor. Şimdi bakıyorum hemen. Puanlarınıza bakıyorum Berrak'cığım. 50 puan geliyor şimdi. 50 puanlık sorunuz geliyor. Sonuç puandasınız ya Berrak. Evet. 50 puanı kaparsan onlardan çok daha yüksek. He? Onlardan daha mı yüksek puan alır? Yani arayı kaparsın. Çok iyi olur. Tamam. Ama. Hayır. Hazır mısın? Vermeyeceğim. Misin? Puanı vermeyeceğim. Vermeyecek misin? 50 puanlık sorunuz geliyor. Arkada birleştirmiyor yalnız kollarını. Söyleyeyim Berrak. Söyle, bir şey söyleyeceksen söyle. Kollarını birleştir. Benim bile birleştiresim geldi Berrak. Kollarını birleştir. Elini öptüğünüz birini söyleyin. Asya. Anneanne, dede. Aa, ya, babaanne, dede. Anneanne var mı anneanne? Ne? Aa. Berrak, sıra sana geldi. Elini öptüğünüz birini söyleyin. Anneanne, dede.
babaanne, dede, amca. Babaanne var mı? Ne? Neydi? Neydi? Ne oldu Berrak? Yani şaşırdın değil mi çıkmamasına? Neydi? Allah Allah. Ne diyorsun Asya? Dede. Bakalım kimmiş elini öptüğümüz. Ya. Anne diyecektim. Anne mi diyecektin? Evet, sana da. Ama geçti geç kaldın. 50 puan bende kaldı, üzülmeyin. Tamam. Hiçbiriniz ekmedi ama bende kaldı. Tamam? Tamam. Hadi görüşürüz. 150 puanım vardı. Bıcır bıcırlar bunun 40 puanını kaparken 60 puanını da cıvıl cıvıllar kaptı. Böylelikle 113 puandasınız bıcır bıcırlar. Cıvıl cıvıllar 196 puanda. Zeynep ve Azra geliyor. Yüz çocuğa sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Anneniz... Bak soruyu tam dinleyin bence. Annenizin... Pardon. Annenizin sizi mutlu etmek için yaptığı bir... Sendeyiz Azra. Bir... Öyle bastın değil mi sırayı kapayım diye? Beş, dört, üç, iki, sıfır. Soru tam geliyor Zeynep. Annenizin sizi mutlu etmek için yaptığı bir yemek söyleyin. Sarma. Ha? Sarma. Sarma mı? Evet. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Uf, sarma. Var mı sarma? Buyur, sizinle başlıyoruz. Alayım ben onu. Keşke sana yine versin. De en teşekkürler. Son. Yine? En son. Yine de en, evet ama en o yüzden mutlu oldum. Ha, mutlu oldun? Evet. Ha yani bildi ama en popüler 6 yazıyor. Yani nedir ki mevzu? Naz, sendeyim. Ben hamburger. Hamburger. Evet. Seviyor musun? Yani birazcık. Şu sıra, eskiden birazcık daha fazla seviyordum. Şu sıralar başka şeyler. Yani. Başka şeyler seviyorsun. Hamburger var mıdır? Naz 1000 lira senindir. Ne yapacaksın 1000 lirayla? 1000 lirayla... ya kumbara ama atarım ya da istediğim ihtiyaç bir şey alırım. Bir şey alırım kendime. Evet. Sendeyim Asya. Annenin seni mutlu etmek için yaptığı bir yemek. Benim var ama neyse o çıkmayabilir o yüzden. Ha güzel ya. Tamam güzel. Ben, yani 100 kişi 100 çocuğa gittim sordum öyle düşün. Et. Et. Onu beni de yapıyor yani çocuk diye şey yapma beni de annem mutlu etmek için bana et yapıyor. Et var mı et? İlk çarpı geldi. 100 çocuğa sordum unutma. Tamam. Güzel. 100. Makarna pilav. Makarna. Başka bir şey saymayın. Tamam makarna. Makarnayı aldım. Makarna. Pilavı artık kullanamazsınız. Tamam makarna. Ağzında kaçtı güzeli. Pilavı kullanmak isterseniz bir çarpı veririm önden kullanırsınız yine. Tamam. Ha? Hayır. Emin misin? Hayır. Tamam hayır dedi çoğunluk hayır yapma. Makarna. Okay. Makarna var mı makarna? Hamburger, makarna, sarma. Yağmur sendeyim. Ben köfte patates diyorum. Tamam. Senin için de geçerli mi? Evet. Köfte seviyor musun çok? Çok seviyorum. Köfte patates var mı? Buna ayrılmaz ikili canım. Köfte patates. Köfte patates, hamburger, makarna, sarma. Zeynep'ten çıkmıştı sarma değil mi? Evet. Sendeyiz. İki tane açılmamış. Annenizin sizi mutlu etmek için yaptığı bir yemek. Pizza. Pizza. Yapar mı anne? Yapardı. Ne oldu sonra? Dışarıdan söylüyor artık. Yani yapmıyor. Pizza var mı pizza?
Naz, sendeyim. Tavuk. Tavuk açılırsa bu etabı cıvıl cıvıllar alır. İkinci çarpı geldi. Kümelenin Ulvi. Ne oldu Berrak? Ben buldum çünkü. Tamam, bulduysan güzel. Asya, sendeyim. Annenizin sizi mutlu etmek için yaptığı bir yemek söyleyin. Beş. Yaparsın ne? Asya. Dört. Üç. İki. Hadi Asya. Yapalım. Söyledi. Ne dedi? Lahmacun. Yapıyor mu annen? Yapmıyor da bence yapar. Benim yapıyor. Bence yapıyorlardır diyor. Lahmacun açılırsa cıvıl cıvıllar bu etabı alır. Ya ben sizi yerim. Bir de hayatlarını renklendirdim diye böyle baktılar. Şok oldular, ne hızlı saydı diye. Tur döndük neredeyse bu etapta. Fırsatın var mı Asya bir tane yemek düşünmek için? Bıcır sen. Dur Berrak, sen de Berrak. Sen. Ben de. Söyle. Mantı. Ela. Mantı. Azra. Mantı, en sevdiğim yemek mantı. En sevdiğin yemek mantı mı? Evet. Benim. Çok güzel. Ömer. Mantı. Son karar Ulvi'nindir. Ulvi doğru cevabı aşırsa bu etabı kazanırsınız. %100 mantı. %100 mantı mıdır? Mantıysa %100 mantıysa bıcır bıcırla hazır bir etaba konar. Ay güzel. Sizin hazırladığınız etabı alarlar. Alarlar. Alırlar. Bakalım var mı mantı? Mantı kimden çıktı? Ben. Berrak senden mi? Ha, benden çıktı. Ben Ulvi'den Ulvi. Berrak kim buldu? Bilmem. Ben düşünmüştüm. Sen düşündün? Ben de düşündüm. Herkes mantı dedi bence. Sernan da söyledi. Ha. Bence. O zaman Berrak'ın da aslında evet, hepinizin aklına geldi o zaman mantı. Evet. Değil evet. mi? Gelmemişti. Senin gelmemişti. Tamam. O zaman şöyle. Efendim ne oldu biliyor musunuz? Bu akşam 23 Nisan kutlaması. Aileler yarışıyor da devam ediyor. Gördüğünüz gibi bıcır bıcırlar 196 puandayken cıvıl cıvıllar da 196 puanda. Evet. Berabere şu anda beraberisiniz. Efendim sohbet, muhabbet. Ne oldu Zeynep? Bu turu alamazsak finale çıkamıyor muyuz? Tam şimdi onu anlatıyordum kuzum benim. Tamam. Şimdi şöyle oldu. Ya da ya ne şey, paylaşın parayı ya. Hayır. Evet. Evet. Kazanırsanız. Şöyle şimdi berabere bir durumu oldu. Fakat biliyorsunuz biraz sohbet muhabbette çok şey yaptık ya. Şimdi duble puan demin sordunuz hani duble puan etabı ne zaman? Evet. O şimdi. Onda da kim yarışacak biliyor musunuz? Kim? Bu beraberliği bakalım hangi taraf bozacak. Naz mı, Ela mı? Buyursunlar. Ela. Ela. Sorumu sonuna kadar dinle bence. Bence. Ama sana bir şey söyleyeceğim Ela. Bu Naz çok hızlı davranıyor. Sana söyleyeyim. Hemen basıyor. Tamam. 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 Burada sırayı kapmak çok önemli. 100 çocuğa sorduk. En popüler 5 cevabı arıyoruz. Hızlı giden bir şey söyleyin. Dedim sana hızlı davranıyor diye. Naz. Uçak. Uçak var mı uçak? Ama hayır. Boturluk, boturluk. Ponçuğu al git. Hayır, hayır. Al git. Hayır, hayır. Hayır. Hayır, hayır. Hayır, ponçuksuz ne yapacaksınız? Çok merak ettim. Poncik, 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 poncik. Ha canım. Teşekkürler Osman abla. Ne demek Ela? Poncik, poncik, poncik. Ha şimdilik sende. Sizdeyiz. Cıvıl cıvıllar. Hızlı giden bir şey söyleyin. Asya. Gemi. Gemi, gemi, gemi. Hiç yaptın mı gemiyle seyahat? Yaptım. Oo, nereye? Çanakkale. Oo, güzel. Gemi var mı gemi? Nasıl ya? Of. Ay Ela ponçiyi ver sonra o şey yapacak. Ya ver bize ponçiyi. Ama çarpıyor. Ya ponçiyi ver. Ya ponçiyi, ponçiyi, ponçiyi. Ben söyleyeyim.
nasıl kaynadı? Farkında mısınız? Ponçiyi vereyim. Alayım mı? Ponçiyi. Ver ponçiyi ya. Ama abin orada. Hayır. Ne yapayım? Bir kere daha deneyelim. Ponçik bizim tek şansımız. Şanım yürüyor. Mikser Asuman. Hayır. Bir deneyelim ya. Hayır. Denedik. Ponçik'i verince bakayım bir cevap daha açtırabiliyor musunuz? Tamam al senin olsun. Hızlı giden bir şey söyleyin. Güzel. Araba. Araba. Ama bak diyor sandım. Ama bak. Araba var mı araba? Güzel. 1.000 lira senin. Ne yapacaksın 1.000 lirayla? Hepsini depremzedeye vereceğim. Oo, sana var ya. Aferin sana. Karşı taraf ponçiyi istiyor. Verelim mi? Hayır. Herkesin ponçiyi kendine Ela. Kendi evet, ponçiyinizi evet. Getirseydiniz. Evet. Biz kendi şansımız yok dedi bana. Ya yerim ben. Bizim ponçiyimiz ama... yok ki. Canım. Başka bir ponçiyi. Ha Azra. Ama ben buraya getirilmesi yasak diye sandım. Kim dedi? Ne demek? Öyle şey olur mu? Getirdi işte. Şans bu. Evet. Bakalım en popüler 3, 4, 5. Bir tane çarpınız var. Yağmur. Hızlı giden. Dur. Çok pardon. Hızlı giden bir şey söyleyin. Hızlı giden bir şey. Çita. Çita. Güzel. Belgesel sever misin? Çok izlemem. Hatta izlemem bile. Çita iyi bence. Çocuktan alabilir şey arkadaş. Genelde büyüklerine sorduğunda hep bir belgesel izliyorlar. Çıkar. Hep genelde bak öyle büyüyünce belgesel izliyorsun. Küçükken izlemiyorsun. Çizgi film. Çita var mı çita? İkinci çarpı geldi. Araba fırsat ayağınıza mi? Geldi. Ponçik gelmedi hadi ama Zeynep. Fırsat geldi. Kümelerin. Ya Ela. Zeynep yaparsın hadi. Kimdeyim? Hadi Zeynep. Bak hadi çok Zeynep. Önemli. Çünkü neden? Puanlarınız berabersiniz şu anda. Doğru cevabı açtıramazsan üçüncü çarpıyı alırsın. Ben de oraya giderim. Onlar doğru cevabı açtırırsa finalle onlarla yarışırım. Hızlı giden bir şey söyle Zeynep. Hızlı tren. Tren. Hız treni. Evet, hızlı adı tren. Üstünde hızlı tren var mı? Evet. Hadi Naz yaparsın. Naz sendeyiz. Benim aklımda iki tane fikir var. Çok güzel bir tanesini diye. Açtır yeter. Yoksa üçüncü çarpı gelir. Hadi. En mantıklı geleni açtır. En mantıklısı. Evet. Beş. Hadi Naz. Motosiklet. 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 Duymuyorum hayatım söyle. Motor. 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 Motosiklet var mıdır? Hadi son bir tane. Çığlıklar burada gördüğünüz hadi gibi. Hadi son bir tane. Asya doğru cevabı Asya. Açtır. Nereye gidiyorsun? Gitme sakın Asya. Asya doğru cevabı açtır sen. Asya hadi. Finalde sizinle yarışırız. Hızlıca'ndan daha çok bir şey ne var? Hadi Asya yaparsın. Sen beş. Asya. Hadi Asya. Dört. Asya lütfen. Üç. Bir şey söyle. İki. Bisiklet. Kim? Bisiklet. Çok kötü. Ne oldu? Bisiklet dedin işte. Bisiklet. Hızlı mı? Ay. Hızlı trenden kesin daha mı hızlı bisiklet? Aklıma bir şey gelmedi. Gelmedi ama diyorsun boşta geçmesin değil mi? Bisiklet var mı? Ağlar. Güzel ne oldu? Canım sıkıldı. Çok? Hayır canım sıkılmadı. Ha canım sıkıldı. Hayır durma canın sıkıldı. Evet. Dur belki onlar açtıramazsa ya sizinle yarışırız. Belli olmaz. Açtırmayın. Berrak sen değil. Vapur. Ela. Kartal. Aklınıza başka şeyler de geliyorsa onları söyleyebilirsiniz. Kartal. Tamam kartal. Ela. Başka bir şey de geliyorsa söyleyebilirsin yani. Kartal. Azra. Elektrikli skuter. Ömer. Kartal. Son karar Ulvi. Senindir. Bak çok önemli. Çok önemli. Doğru cevabı açtırırsan finalde sizinle yarışırız bıcır bıcırlar. Hızlı giden bir şey söyle. Kartal diyeceğim. Kartal. En popüler 4'te kartal açılırsa bıcır bıcırlarla bu akşam finalde yarışırız. Ama açılmazsa...
cıvıl cıvıllarla. Bakalım bıcır bıcır mı cıvıl cıvıl. Naz dur ya, bir sevincini yaşamadan ben de buldum diyor, öbür cevap var bende diyor. Dur Naz, sana geleceğim. Ne oldu? Cevap neydi? Hayır. Ama ben vapur demiştim. Ama Ulvi demedi. Ulvi Kartal dedi. Ya keşke deseydin. Ya da elektrik. Söyle Naz. Vapur deseydin. Ne oldu? Helikopter. Aa, helikopter, uzun. Helikopter. Bakalım açılmayan cevap helikopter neymiş hızlı giden helikopter şeyler arasında. Ama şöyle, orada hep şey vardı, farkındaysanız. Araç kızlar, vardı. Durun, dur. Asya, araç ne oldu? Vardı. 346 puan. He? 346 puan. 346 puanla finali garantilediniz. Hep şey, uçak vardı, hep araçlar şey, farkındaysanız. Hep ulaşım araçları vardı. Yani ben de bir tane hayvan eksikti dedim. Hayvan eksikti, o çık açılmadı. Söyle Azra. Finali kazanmazlarsa ne yapacağız? Biz o de zaman yarışacaksınız. Yapacak bir şey yok. Ama bıcır bıcırları yolluyor muyum? Burada kalıyorlar mı? Kalsınlar mı hep beraber? Kalsın. Tabii ya, bugün 23 Nisan. Siz de kalın, tamam mı? Tamam. Bıcır bıcırlar da burada kalacak. Tamam mı Ela? Anlaştık mı? Tamam. Uyar mı sana? Uyar. Güzel. O zaman birazdan efendim cıvıl cıvıllarla finaldeyiz. Cıvıl cıvıllarla finaldeyiz. Kalabalığız çünkü bıcır bıcırlar da burada. Bugün 23 Nisan biliyorsunuz ki. Hazır mısınız finale? Hazır. Evet. Çok güzel. Kimlerle yarışıyorum finalde? Ben. Güzel ve Naz. İlk kiminle yarışıyorum? Naz'la. Güzel. Seni şimdilik müzik odasına alacağım. Naz, seni de final için yerine alacağım. Naz. Hazır mısın? Evet. 10 bin lirayı kazanırsanız ne yapacaksınız? Yarısını bağışlayacağız, yarısı da isteğimiz ihtiyaçlarımızla. Kendinize ayıracaksınız. Evet. Harikasınız. Naz, bu akşam bizden 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. Tamam. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas de ki? Süremiz kalsın. Süremiz kalsın diyeceğim ama süremiz de yok Naz. Bugün sizin bayramınız ya. Süresiz yaptım. İyi o zaman. İyi mi? Güzel. Ailenizle birlikte gitmeyi sevdiğiniz bir yer söyleyin. Tatil. Kardeşlerin paylaştığı bir şey söyleyin. Oda. Moraliniz bozukken yaptığınız bir şey söyleyin. Sevdiklerinizle vakit geçirmek. Sıkıca sarıldığınız bir şey söyleyin. Annem. Yemeden önce pişirmemiz gereken bir şey söyleyin. Pişirmemiz gereken bir şey söyleyin. Et. Güzel. Alkışlarla Naz'ı yerine alıyorum. Final için güzel geliyor. Güzel. Çok özür dilerim. Ponçik'i anons etmedim güzelcim. Güzel ve ponçik geliyor demem gerekirdi. Güzel. Bu akşam bizden 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına bir şey gelmiyorsa pas de ki geçelim. Orada belki bir sonraki şeyde gelir aklına cevap. Tamam mı? Değiştir dersem, bil ki senden önce Naz aynı cevabı vermiş demektir. O zaman da acil bir şekilde cevabını değiştiririz. Tamam. Basit. Heyecanlı mısın? Evet. Tamam. Hazır olduğunda hazırım de. Hazırım. Çok güzel. Ailenizle birlikte gitmeyi sevdiğiniz bir yer söyleyin. Luna Park. Kardeşlerin paylaştığı bir şey söyleyin. Oyuncak.
Moraliniz bozukken yaptığınız bir şey söyleyin. Resim çizmek. Sıkıca sarıldığınız bir şey söyleyin. Oyuncak. Yemeden önce pişirmemiz gereken bir şey söyleyin. Yemeden önce ne var ya? Yemeden önce pişirmemiz gerek. Yemek. Aldım. Peki. Güzelce. Kal orada güzel. Alkışlarla Naz, seni de güzelin yanına alayım. Bakalım siz iki heyecanlı. 23 Nisan çocuğu. Güzel ve Naz. 10 bin liraya giden o yolda neler yapmışsınız? Hadi bakalım. Ailenizle birlikte gitmeyi sevdiğiniz bir yer söyleyin dedim Naz. Tatil dedi. Tatil size kaç puan getirir? İyi. Bu da pak. Neyse. Ne oldu? Ne oldu? Güzel. Hayır, onu bak. Tatil ne oldu? En popüler. En popüler. En popülerin az. Hadi bakalım. Aynı soruya cevap olarak sen güzel Luna Park dedin. Evet. Luna Park siz cıvıl cıvıllara kaç puan getirir? 9. İyi bence. Kardeşlerin paylaştığı bir şey söyleyin dedim. Naz oda dedi. Oda. Oda size kaç puan kazandırır? 20. İyi. İyi. Aynı soruya cevap olarak sen güzelcim oyuncaklar oyuncak. Dedin. Oyuncak dedi. Evet, oyuncak kastlar. Oyuncak karşım. Oyuncak size kaç puan getirir? Buranın en popüler cevabıymış oyuncak. Moraliniz bozukken yaptığınız bir şey söyleyin dedim. Naz sen ne demiştin? Ki sevdiklerimle vakit geçirmek. Tamam. Sevdiklerimle vakit geçirmek. Sevdiklerimizle olmak size kaç puan getirir? Görelim. Tamam, iyi. 111. 111 puana ulaştınız. Tamam. 10 bin lirayı kazanabilmeniz için 200 puana ihtiyacınız tamam. var biliyorsunuz. Yolu yarıladınız. Tamam. Güzel haber bu. Sen aynı soruya cevap olarak moraliniz bozukken yaptığınız bir şey söyleyin de resim çizmek dedin. Resim çizmek size kaç puan getirir? 10. Bence müzik dinlemek de olurdu. Buranın en popüler cevabı ne biliyor musunuz? Çizgi film izlemek. Dizi izlemek, film izlemek. Film izlemek. Olabilir. Neyse. Sıkıca sarıldığınız bir şey söyleyin dedim Naz. Annem dedi. 40 puan falan. Annem 121 puanınızın üstüne kaç puan daha getirir? 155 puana ulaştık. Çok iyi. Ne? Çok güzel. İyi oldu. Güzel oldu. Evet. Tamam. İnşallah güzel de biten. Güzel aynı soruya cevap olarak sen oyuncak dedin. Evet, oyuncak. Oyuncak sizi 10 bin liraya ne kadar yaklaştırmıştır? 18. Güzel ne dedin demin? Baba deseydim olurdu bence. Baba güzel olurdu. Evet. Ya annemize sorulur ya babamıza. Evet. Geldik son soruya. Yemeden önce pişirmemiz gereken bir şey söyleyin dedim. Güzel yemek dedim. Yemek sizi 10 bin liraya ne kadar yaklaştırır? 5 kişi benim gibi düşünüyor. 178 puandasınız. Hadi. Aynı soruya cevap olarak Naz et dedi. Et tamam. Et size bu akşam 10 bin lirayı kazandırır mı? Onu şimdi hep birlikte göreceğiz.
Bu akşam kazananları herkes görsün. Yes. Cıvıl cıvıllar bizden büyük ödül 10 bin lirayı kazandılar. Yeah. 10 bin lira. Dur şimdi bakalım Ömer nerede? Gel hemen hesap yapalım Ömer. Bu işlerde uzman biliyorsun ikimiziz. Değil mi? Şimdi her etapta 1000 lira sürpriz vardı. Tamam. Senin bir 1000 lira kaptın. 1000 lira kapanlar el kaldırsın. Güzel, Naz, Asya, Ömer. 1000. Wow, 1, 2, 3, 4. 4. 14 bin lira sizindir. Hayır, 13 bin bizim. Ömer. O karşı takılalım. 13 bin bizim. Tamam, toplam ama canım. Cıvıl cıvıllar, bıcır bıcırlar. Hepiniz bir araya tuttum. 10 bin lirayla ne yapacaktınız Yağmur? Bir daha söyle. 10 bin lirayla... Depremzedeleri başlayacaktık yarısını. Evet. Öbürlerine isteklerimizi ve ihtiyaçlarımızı alacaktık. Bin dönüşeceğiz kaleme. Siz bizim güzel geleceğimizsiniz. Sizi ben alnınızdan, yanaklarınızdan öperim. İyi ki varsınız çocuklar. İyi ki varsınız. Efendim bu akşam 23 Nisan. Bir de biliyorsunuz bayram değil mi? Evet. Hadi hep bir iyi bayramlar. İyi bayramlar. Efendim yepyeni bir aileler yarışıyor da yeniden görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aileler.